Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ne yapıyorduk? Karekök sıfır serisini çözüyorduk, logaritmayı çözdük, fonksiyonları çözdük, trigonometriye başladık, devam ediyor, geometri devam ediyor. Çok ısrar ettiniz, o yüzden ufak bir değişiklik yapıp seriler, diziler kitabına giriyoruz şimdi, tamam mı? Diziler kitabında gene aynı şekilde köşe taşlarıyla birlikte, örneklerle birlikte anlatarak, mantığını anlayarak, mantığını kavrayarak bu kitabı da bitireceğiz. Cebimize bu konuyu da atmış olacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi başlayalım. Tabii ki başlamadan önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Videonun sonunda beğenirsek beğeniyoruz ve istediğiniz her şeyi taleplerinizi yorum kısmına ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Tabii ki de bize arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın. Hadi bakalım ilk köşe taşımızdan başlayalım. An demiş 3n-2 dizisinin ilk terimini, ikinci terimini ve genel terimini bulunuz. Şimdi önce dizi neydi? Şuradan bir bakalım. Neydi? Bakın. Tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi olan her fonksiyona dizi diyorduk, değil mi? Diziler değer kümelerine göre isimlendiriliyordu. Örneğin değer kümesi R olan diziye gerçel sayılar dizi vesaire vesaire. Diziler dediğimiz şey arkadaşlar AN gibi bir ifade tanımlayacak. Diyecek ya AN diyecek, N artı 1'dir diyecek, tamam. Bizim genel terimimiz olacak yani. Genel kavramımız olacak. Biz de ne yapacağız? Tıpkı fonksiyonlarda x'e değer veriyorduk. Hatırlıyor musunuz? Ha, bunda da n'e değerler vermeye başlayacağız. Tanımladığı aralığa göre 1, 2, 3, 4 gibi değerler vereceğiz n'e. Örneğin diyeceğiz ki a1 diyeceğiz. N artı 1 ise 1 artı 1'den eşittir 2'dir diyeceğiz. a2 diyeceğiz. N artı 1 ise 2 artı 1'den. Bakın n'e 2 dedim. Dolayısıyla burada da 2'yi n'in yerine yazıyorum. 2 artı 1'den 3'tür diyeceğiz. Böylelikle ben an'i eşittir a1 virgül a2 virgül a3 virgül nokta 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 an virgül nokta 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 ne yapacağım? Tanımlayacağım. Bu şekilde yazacağım. Tamam mı arkadaşlar? Sorularla daha iyi anlaşılacak. Bakalım hemen sorulara. İlk terim demiş. İlk terim ne demek? A1. İkinci terim nedir? A2. Ve genel terim nedir? An. Tamam. Hemen n yerine 1 yazıyorum. A1 eşittir 3 çarpı 1 eksi 2'den eşittir 3 eksi 2 eşittir 1. Yani A1 neymiş? 1'miş. A2 neymiş? 3 çarpı 2 eksi 2 eşittir 6 eksi 2 eşittir 4. A2 neymiş? 4'müş. AN'i de bana zaten 3n eksi 2 olarak vermişti. Şimdi diyeceksin ki hocam neden 1 verdik? Neden eksi 5 vermedik? Onu da burada demiştik. Tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi olan yani sıfır değil. Neydi pozitif tam sayılar? 1, 2, 3, 4'ten artı sonsuza kadar olan kümeler olduğu için birden başladım. Tamam mı? Öyle eksiler, sıfırlar vermek yok. Pozitif tam sayılar kümesi. Neymiş dizinin tanım kümesi? Pozitif tam sayılar kümesi. Zaten değer kümesine göre de ne olur? İsimlendiriliyor. Tamam? Bakın burada yapmış. Devam edelim. Bir uyarı vermiş bize. Bir dizinin genel terimi verilmiş ise o dizi belirlidir demiş. Dizinin birkaç teriminin verilmesiyle dizi belirtilmiş olmaz. Tamam mı arkadaşlar? Yani örneğin bize dedi ki 1, 2, 3 terimi olan birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim. Tamam mı? Bu bir, birinci terim. Bu ikinci terim. Bu da üçüncü terim olsun. Bu bir dizi midir? Hayır, bu bir dizi değildir. Bunun dizi olabilmesi için bize AN gibi bir ifade verebilmesi lazım. Yani ben bu dizinin 10. teriminde bulabilmem lazım. Bana verilen şuradan bu dizinin 10. terimini bulabilir miyim? Bulamam. Ama bulmam lazım. Dolayısıyla genel ifadesinin verilmesi lazım. Tamam mıdır? Bakın AN olan dizi AN biçiminde gösterilir demiş. Genel ifadesi. Ne demiş? 1 ve 4. soruları bilgiye göre cevaplandırılalım. AN dizisi vermiş. N bölü N artı 1. AN dizisinin birinci terimi kaçtır? Çok kolay. N yerine ne yazacağız? 1 yazacağız. O zaman ne olur? A1 olur. Eşittir. 1 bölü 1 artı 1. O da eşittir. 1 bölü 2. Tamam. Devam edelim. A5. Neydi AN'imiz? Aklımda tuttum ben. Tutabildim mi? Tutabildim. N bölü N artı 1'di. Doğru mu? Evet doğru.
Nedir A5 adı üstünde bu 5'i gelip en gördüğüm her yere yazıyorum. Tıpkı fonksiyonlar gibi. A5 eşittir 5 bölü 5 artı 1'den eşittir 5 bölü 6. Tamam mıdır? Listenin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de n bölü n artı 1. AN ifadesi dizimin neydi? Genel terimiydi. AN dizisinin açık biçimdeki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Açık biçimde yazılış nedir arkadaşlar? AN'i A1, A2, A3, nokta 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 AN şeklinde yazıyorum. Tamam. Niye bir olduğunu söylemiştik. Tanım kümesi pozitif tam sayılar olan ifadelerdir. Tamam mı? Dolayısıyla ben A1'i bulayım. A1 nedir? AN n bölü n artı 1'di. Değil mi arkadaşlar? Genel terimim buydu. Hemen ben A1'i yazıyorum. A1 nedir? 1 bölü 1 artı 1. Yani 1 bölü 2. A2 nedir? 1 bölü 2. 2 bölü 2 artı 1. Yani 2 bölü 3. A3 nedir? 3 bölü 3 artı 1. O da işte 3 bölü 4. Bence bu kadar yeter. 1 bölü 2. 2 bölü 3. 3 bölü 4. Bakalım hemen nerede var? Bakın. 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4. Bir de genel terimimi koydum ve parantez şeklinde yazdım. Tamam. Hadi bakalım bu köşe dışında neler var? Buradaki ifadelerin gerçel sayı dizisi olup olmadığını inceleyiniz. Ne yapacağız? Pozitif tam sayılardan gerçel sayılara olması gerekiyor. Doğru mudur? Doğrudur. Yani ifadeyi, bu ifadeleri bakın a n eşittir n artı 3. Bu ifadeyi gerçel sayılar kümesine götürmeyen, yani tanımsız yapan bir n değeri var mıdır? Bakıyorum n'e ne yapıyordum? 1'den, 2'den, 3'ten itibaren değerler veriyorum. Bakın ne olur? A1 4 oldu. A2 5 oldu. A3 6 oldu gibi gibi gibi. Bozan bir sayı var mı? Yok. O zaman bu gerçel sayı dizisidir. Bakıyorum buna. Rasyonel bir ifade. Rasyonel ifade olduğum fonksiyonlarda yapmıştık hatırlıyorsanız bunu. Hemen aklıma ne geliyor? Acaba paydayı sıfırı yapan bir değer var mı? Bu kadar basit. Bakıyorum burası n eşittir 2 için tanımsız oluyor mu? Hemen bunu kaldır at. Kaldır 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 kaldır. Tamam? Anlaştık mı? Rasyonel sayı gördün mü? Paydayı sıfır yapıyor mu yapmıyor mu? Bu. Hemen buna bakalım. 5 bölü 2n eksi 1. 2n eksi 1 sıfır oluyor mu hocam? Oluyor hocam. 2n eşittir 1. N eşittir 1 bölü 2. Peki ben dizilerde n'e 1 bölü 2 verebiliyor muyum? Veremiyorum. Olay bitmiştir. N'e 1 bölü 2 veremiyorsam bunu da tanımsız yapan bir değer yok. Tamam. Bu da dizidir. Bakalım burada köklü ifadeler ne demiştik köklü ifadelerde? İçerisinin özellikle de bu çift katlı bir kökse sıfırdan büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla n'in de 3'ten büyük olması gerekiyor. Yani ben n'e 1, 2, 3 veremem. Veremezsem sen de dizi değilsin arkadaş. Tamam. Daha doğrusu gerçel sayı dizisi değil. Tamam mı arkadaşlar? Hadi devam edelim. Bakın bizimki gibi dizidir demiş, değildir demiş, dizdir demiş, değildir demiş. Tamam. Tanımsız olduğu yerler. Bu kadar basit. Aşağıdaki ifadelerde hangisi bir gerçel sayı dizisi değildir? A-o. Hemen gözüme çarptı. Kaçırmam. En eşittir 1 için tanımsız arkadaş. İşaretle geç. Tamam mı? Bakın. Dizidir. Sabit. 3. Hepsi 3. N kare. Evet. Aynı şekilde. N. Hocam n sıfır olabilir mi? Olamaz. Zaten n'e birden fazla da birden itibaren değerler koyabiliyordum, değil mi? Bunda da bir sıkıntı yok. Tanımsız yapan bir değer yok. Ama bak bunda n eşittir 1 tanımsız yapar. Geçtim. Aşağıdakilerden hangisi bir gerçel sayı dizisinin genel terimi olamaz demiş. Gene burada yakaladım. N eksi 2 büyük 0'dır. N büyük 2'dir. N'e 1 veremezsin, 2 veremezsin. Dolayısıyla bu bir genel terim olamaz ama logaritmada, sinüste, n artı 1'de ve eksi 1 üzeri n'de herhangi bir tanımsız yapan n değeri yok. Burada biz ne arıyoruz? Tanımsız yapan n değeri arıyoruz. Tamam mı? Bulduğumuzda da işaretliyorum. Attım tikimi, devam. Yukarıdaki ifadelerden hangileri bir gerçel sayı dizisidir? Bakalım. Hangi bir gerçel sayı dizisidir demiş.
Ne yapıyoruz arkadaşlar bu soruda? İfadeyi tanımsız yapan bir n değeri var mı yok mu? Hadi bakalım. Logaritma n-1. Neydi logaritmada? Logaritma 0 tanımsızdı değil mi? Böyle bir ifade yok. Dolayısıyla n eşittir 1 için bu ifade tanımsızdır. Gitti. Tanjant n pi bölü 2. Tanjant n pi bölü 2. Tanjant neydi arkadaşlar? Tanjant sinüs bölü kosinüs. Peki kosinüsün 0 olduğu değerlerde tanjant, yani bu ifade tanımsızdır. Doğru mu? Peki kosinüs nerede 0'dı? 0'da ve 180'de. Dolayısıyla burada n 2 için nedir? 2 pi bölü 2'den tanjant pi'dir. Yani 180'dir. Dolayısıyla tanjant pi de kosinüs 0 olduğu için bu ifadede tanjant da tanımsızdır. Tamam. Görüyorsunuz n artı 1'i 0 yapan bir değer yok. Evet var. N artı 1 eşittir 0'dan n eşittir eksi 1 0 yapar ama eksi 1 ben zaten veremiyorum. Veremediğim için de burada herhangi bir tanımsızlık ifadesi yok. Cevap Ceyhan, yani 3. Bu arada logaritma ve trigonometri için logaritma 0 ve trigonometri 0 kitaplarını inceleyin eğer eksikleriniz varsa arkadaşlar. Bakın buralarda da karşımıza çıkabiliyor. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal sayı dizisidir? Doğal sayı ne demek doğal sayı dizisi? Yani benim doğal sayılarımı doğal sayıları elde edeceğim. Tanım kümesinden gittiğim zaman o dizilerde doğal sayıları elde edeceğim. Tamam mı? Bakalım hemen. Bakıyorum ama n artı 1 bölü n artı 2. İlk terimim ne? 1 koyarsam 2 bölü 3. İkinci terimim 3 bölü 4. Bakın hep rasyonel ifadeler geliyor değil mi? Doğal sayı değil. Logaritma n artı 1 neydi? Logaritma 2. Logaritma 3 değil mi? N eşittir 1 için. N eşittir 2 için. Bakın gene doğal sayıları yakalayamadım. Bakın burada kök 2, kök 3, kök 4 geliyor. Gene doğal sayılar yakalamadım. Aynı şekilde burada kök 1. Yani 1. Bir doğal sayı. Doğru. Ama kök 2 bir doğal sayı değil. Gene yakalayamadım. Ama buraya bakıyorum. Gayet basit bir şekilde. N eşittir 1 için 4. 2 için 5. 3 için 6. Ne yaptım? Doğal sayıları yakaladım. Tamam mı arkadaşlar? Doğal sayı dizisi neydi? Diziler neye göre adlandırıldı? Değer kümelerine göre. Bu doğal sayı olarak değer alıyor. Pardon, bu değil, bu değer alıyor. Dolayısıyla bu bir doğal sayı dizisidir, tamam mı? Hadi devam ettim. Genel terimi olan dizinin dördüncü terimini bulunuz demiş. Tamam, dördüncü terimi. Nasıl yapıyorum bu soruları arkadaşlar? Bakın burada genel terimle ne demiş? Bak yani normalde genel terimle sabahtan beri ne diyor bize? A n eşittir diyor, n artı 1'dir diyor. 2 n eksi 1 bölü 4'tür diyor değil mi? Ama bak burada biraz daha farklı bir ifade kullanmış. Ne demiş? A n demiş eşittir 1'in küpü artı 2'nin küpü artı 3'ün küpü artı n küp demiş. Hı? Ben A1'i bulayım mı? Dördüncüyü sormuş ama ben birinciyi buluyorum. Bakın A1. Nedir A1? 1'in küpü. Hocam niye 1'in küpü? Bak burada ne demek demiş biliyor musun? Burada n'e hangi değeri koyduysan ona kadar yaz demiş. A1 1'in küpü. A2 de kaça kadar yazacağım? 2'nin küpüne kadar yazacağım. Tamam mı? A3 de kaça kadar yazacağım? 3'ün küpüne kadar yazacağım. Çünkü burada en son bak ne yapmış? N küp demiş. Yani N yerine kaçı koyarsan ona kadar yazacaksın. A4 kaç? 1'in küpü artı 2'nin küpü artı 3'ün küpü artı 4'ün küpü. Bitti. A5'i sorsaydı gene aynı şekilde 1'in küpü, 2'nin küpü, 3'ün küpü, 4'ün küpü ve 5'in küpü yazacaktım. 5'te 1'e bırakacaktım. A4'ü sorduğu için 4'te bırakıyorum. Yani cevap 1 artı 8 artı 3'ün küpü 27 artı 4'ün küpü nedir arkadaşlar? 4, 16, 64. Tamam. Bunları da toplarsak 1, 8 daha 9, 27 daha 36, 64 daha 100. Anlaştık mı? Bir tane daha sormuş. Dizinin kaçıncı terimi 5'tir? Farklı yerden yaklaşmış. Yani bize genel terimi verip dördüncü terimini sormamış da atıyorum. Ki dördüncü terim de 5'miş bunu bu arada. Görmeden söyledim. Denk geldi. Bize tamam sorudan gidelim. Bize bunun dördüncü terimini sormamış da
Cevabı verip 5. Ha bunun hangi terim olduğunu sormuş. Tamam mı? E ne yapıyoruz bu sefer? Gene fonksiyonlarda olduğu gibi bakın. Ne yapmış? A n eşittir 2n artı 17 bölü n artı 1 mi? Bunu 5'e eşitlemiş. Ha n yerine k yazmış. Olabilir. Demiş ki k'ıncı terimi 5 olsun. Tamam mı? Buna n'ci terim de 5 olsun diyebilirsiniz. Buna çok takılmaz da gerek yok. K'ıncı terimi 5 olsun demiş. Bu sefer ne yapmış? AK demiş eşittir 2K artı 17 bölü K artı 1'i 5'e eşitlemiş. Buradan çözdüğünde K'yı 4 bulmuş. Yani 4. terim bunun 5'tir demiş. Anlaştık. Bu tarz sorular da gelebilir. Olduğuna göre demiş A2 ve A5. Çok kolay n yerine 2 yazacağım. N yerine 5 yazacağım. Tamam mı? Hadi bulalım. A2 eşittir. Bakın buraya bakma bile bakmadım. Gerek yok. Fonksiyonlarda zaten yaptık bunları. X yerine sayı koymuyor muyduk? Aynısı. Tamam. A2 nedir? 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 artı 5. Tamam. Nedir? 4 eksi 4 artı 5'ten bunlar gitti 5. A5 nedir? 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 artı 5. Bu da nedir? 25 eksi 10 artı 5. Bunlar 15, burası da 20. Topladım bunları 25. Tamam mıdır? Hadi devam ettim. Genel terimini vermiş. Dizinin 3. terimi. Bakın nedir genel terim? Karelerini toplamış. N'e hangi değeri verdiysem orada kal demiş bana, tamam. Bakalım. A1 nedir? 1'in karesi. Bitti. A2 nedir? 1'in karesi artı 2'nin karesi. Bitti. A3 nedir? 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Nedir cevapta? 1 artı 4 artı 9'dan 10, 14. Tamam. Bu nedir? 5. Bu nedir? 1. Anlaştık mı arkadaşlar? Olay bu. Devam. Dizisi için çarpımı kaçtır demiş. A2, A3, A4. Ne yapıyorum? N yerine burayı yazıyorum, burayı yazıyorum, burayı yazıyorum. A2 nedir? Logaritma 3, 4. Değil mi? A3 nedir? Logaritma 4 tabanında 5. Değil mi? A4 nedir? Logaritma 5 tabanında 6. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Hocam bu hesaplanmıyor A2. Hesaplamaya gerek yok. Hemen seni ne yapıyorum? Logaritma 0 kitabına davet ediyorum. Tamam mı? Videoları incele. Ne yapıyorum? Yan yana yazıyorum. Logaritma 5 tabanında 6. Logaritmada nasıl bir özellik vardı? Bunlar gidiyordu. Doğru mu? Doğru. Logaritma 3 tabanında 6. Anlaştık mı? Tamam. Hadi bakalım devam. Genel terimi olan dizinin ilk 20 teriminin çarpımını sormuş bana. İlk 20 teriminin çarpımı. Yani A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı nokta 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 A20'ye kadar çarp demiş bana. Korkmanıza gerek yok. Mutlaka bu sorularda bir az önce logaritma sorusunda yaptığımız gibi bir pratik ifade vardır. Sadeleştirme vardır. Bir şeyler gider yani. Tamam. Ama bir iki tane yazacaksınız. Orada göreceksiniz. Yazalım. A1 nedir? 1 bölü 2. Tamam. A2 nedir? 2 bölü 3. Aynı olan bir şeyler var. Yakalamam lazım. A3 nedir? 3 bölü 4. Bakın aynı. Ha, yani neymiş demek ki? Bak A1 1 bölü 2 çarpı A2 ne? 2 bölü 3 çarpı A3 ne? 3 bölü 4. Tamam mı? Bakın n'e ne verdiysem yukarısı n aşağısı 1 fazlası. Yani ben böyle demek 20'ye kadar yazarsam 20. terim hatta 19'u yazayım. 19. terim A19 19 bölü 20 olur. Tamam. 20. terimde 20 bölü 21 olur. Anlaştık mı? Bak ne oldu? Bak 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 bak. 2 gitti. 3 gitti. 4'ler gitti. 5'ler gitti. Görmüyorsunuz ama gitti. 20'ler gitti. Burada 19 da gitti. Tamam mı? Yani şöyle çaprazlar hep gitti. Ne kaldı? Bura kaldı. Ne kaldı? Bura kaldı. Yani cevap 1 bölü 21. Anlaştık? Hadi devam edelim. Geldik bu köşe taşımıza. Demiş bir AN dizisinde olduğuna göre A3 değerini ve AN dizisinin genel terimini bulun. Bakalım. N yerine 3 yazalım. Ne olur? A4 eşittir. A3 artı 3. 4 diye bir bilinmeyen çıktı. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bakın. N yerine 3 yazsam
Bu çıktı. En yerine A4'ü bulmak için 4 yazsam da bu sefer A5 çıkacak. A5'i de bulmak için bu böyle devam edecek. Ama bak burada bana A1 verilmiş. O zaman ben en yerine bir yazayım bakayım ne oluyor. A1 eşittir. Pardon. En yerine bir yazsam değil mi? En yerine bir yazdım. Tamam. Ne oldu? A2 artı A1. Pardon. A2. A2 eşittir. A1 artı 1 oldu. Tamam. En yerine 2 yazdım. A3 eşittir. A2 artı 2 oldu. Bak A3'ü yakaladım. A1 neydi? 2. 2 artı 1 A3. A2 3 oldu. A2 geldi. Burada yerine yazdım. 3 artı 2 A3 5 oldu. Anlaştık. Yani bana burada verilene göre bir ifade elde ettim. Tamam mı? Şimdi A'nın dizisinin genel terimini bulalım demiş. Silelim. Genel terim nasıl bulacağız? Bakın genel terim nedir? A'n eşittir. A'n artı 1 eksi n. Doğru mu? Doğru. Tamam mı? Şimdi burada A'n artı 1 böyle bırakmayacağız tabii. Çünkü eşitliğin bu tarafında A'n'li ifadeler, bu tarafında da n'li ifadeler kalması lazım. Ama burada a n artı 1 gibi bir ifade var. Olmaz. Bunu da yok etmemiz lazım. O zaman şöyle yapalım. Ben a1'den başlayayım yazmaya. Bakın. a1 eşittir. a n artı 1 eksi n. Doğru mu? Doğru. a2 eşittir. Pardon. a n artı 1 değil. Bunu yerine koyarak yazalım. a1 dedim zaten. En yerine 1 koymam lazım. A1 eşittir. En yerine 1 koyarsam A3 pardon A2 eksi 1. Doğru mu? Doğru. A2 eşittir kaç? A3 eksi 2. Doğru. A3 eşittir kaç? A4 eksi 3. Bakın nokta 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 gidiyorum. Bir şey fark ettim. Ben bunları taraf tarafı toplarsam şu ifadeler gider. Doğru mu? Doğru. O zaman ben bu ifadeler dediği için a n eksi 1 yazayım bakın. A n eksi 1. Ne olur a n eksi 1? A n eksi n eksi 1. Doğru mu? Doğru. Hocam niye n eksi 1'i yazdınız? Çünkü buralar gideceği için ben burada da ifadeyi götürmek ve burada a n'i bırakmak istedim. Dolayısıyla şuranın yani n artı 1'in n olmasını istedim. N artı 1'in n olması demek n yerine n eksi 1 yazman demek. Tamam. O yüzden a n eksi 1. terimi n eşittir n eksi 1 için ifadeyi yazdım. Bunlar gitti mi? Gitti, 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 gitti. Bu da gitti. Bunu topladığımızda ne kaldı? Bakın şuraya yazalım. Bu tarafta sadece a1 kaldı. Doğru mu? Doğru. Eşittir. Burada ne kaldı? An kaldı. Eksi parantezini alıyorum. Burada da ne kaldı? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaça kadar? En eksi 1'e kadar. Yani silmek istiyorum her tarafı ya da silmeyelim. Şurada yazalım. Yerimiz bitti çünkü. Şurada yazalım. A1 eşittir. A n eksi 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta 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 en eksi 1'e kadar. Tamam. A1'i de biliyorum. A1 kaç? 2. Yani AN ne yapabilirim? Bu da rahatlıkla bulabilirim. Sadece şurayı bilmem gerekiyor artık. Tamam mı? Bunu da eski konulardan aklınıza getirin. Neydi bu terimlerin toplamı? Neydi burası? Terim sayısı. Yani terim sayısı nedir? 1'den n-1'e kadar. n-1 tane terim. Çarpı ilk terim artı son terim, değil mi? Fark etmez. Son terim artı ilk terim. Bölü 2. Doğru mu? Doğru. Bu da nedir? Şunlar gitti. N eksi 1. N bölü 2. Tamam. Tamamdır. O zaman ne oldu benim ifadem? Bakın şuraya yazıyorum. 2 eşittir AN eksi N eksi 1 N bölü 2. AN'i yalnız bırakalım. 2 eksi n eksi 1 n bölü 2 eşittir AN'dir. Bakın. Anlaştık mı?
Tamam mı? Ya bunu düzenleyip ne yapabilirsiniz? Parantezi dağıtırsınız, en kare yaparsınız, en yaparsınız vesaire düzenleyebilirsiniz. Bakın burada ne yapmış? Aynı şekilde bizim yaptığımız gibi 5 bulmuş, sonra da taraf tarafı toplayarak yapmış. Ha tabii burada ne yapmış o? An artı 1 eksi an eşittir n şeklinde yan yana yalnız bırakmış. Biz nasıl bıraktık? An'i yalnız bıraktık. An artı 1 eksi n şeklinde bıraktık. Ben niye böyle bıraktım? Benim böyle bırakmamın sebebi şu. Bu çözülmüş bir sorunun anlatımı arkadaşlar. Bakın soruyu ilk gördüğünüzde aklınıza bu gelmez. Tamam mı? Soruyu ilk gördüğünüzde aklınıza bu gelir. Çünkü sana an'i sormuş. O zaman ben otomatikman derim ki ben an'i yalnız bırakayım. O yüzden ben de an'i yalnız bırakarak bu şekilde bir kalıp oluşturdum kendime, tamam? Size kolay geliyorsa üsttekini de yapabilirsiniz. Ama bence çoğunuza bu kolay geliyor. An'i sorduğu için an üzerinden an'i yalnız bırakarak bir kalıp oluşturacağım. Sonra da topladım. Bakın bizim gibi buldu. Sonra da onu tabii düzenledi. Siz de düzenleyebilirsiniz, tamam? Hadi devam edelim. Bir an disini demiş. Olduğuna göre A4 değeri kaçtır? Bakın A1'i bana vermiş. Hemen ben A1'i bir yazayım. Bakayım ne çıkacak. 1 için A2 eksi A1 değil mi? N eşittir 1 için A2 eksi A1 eşittir 1 bölü 3. N eşittir 2 için A3 eksi A2 eşittir 1 bölü 3. Hep 1 bölü 3'müş bu arada, sabit. N eşittir 3 için ise A4 eksi A3 eşittir 1 bölü 3. Değil mi? Bakın ben bunları taraf tarafa topluyorum. Gitti mi? Gitti mi? Ne kaldı? A4 kaldı. Eksi A1 kaldı. Ve 1, 2, 3 tane 1 bölü 3 kaldı. A1 de 3'müş zaten. Bu 1. Bunu bu tarafa attım. A4 eşittir 1 artı 3 tane eşittir 4. Tamam. Hadi devam edelim. A endisinde A1'i vermiş. Gene A3'ü soruyor. Gene yazalım. Hiç dert etmeye gerek yok. Hocam bunları düzenleyelim mi? Düzenleme. Bir yaz, bir gör. A1 eşittir. Ne? A1 eşittir değil tabii ki de. N eşittir 1 için. Ne oldu? A2 eşittir 2 bölü 3 A1. N yerine 1 yazdım. N eşittir 2 için ne oldu? A3 eşittir 3 bölü 3 çarpı A2. Hocam taraf tarafa götüreyim bir şeyleri yapayım mı? Yap. Ama yapmasan da olur. A1 6 mı? 6. Geldim ben. Şunun yerine 6 koydum. Ne oldu? Bunlar bu 2 oldu. 2, 2, 4. Bu 4 mü? 4. Bu 4 mü? 4. Burası 1 mi? 1. O zaman burası 4. Tamam. Yani illa toplama çarpma yapıp taraf tarafa da bir şeyleri götürmeye gerek yok. Değeri koya koya gittim. Çorap söküğü gibi geldi. Tamam mı? Devam. Bir an dizisini demiş. Her n eleman pozitif tam sayılar için olduğuna göre A10 kaçtır? Zaten her n eleman pozitif tam sayılar bizim neydi? Pozitif doğal sayılar. Bizim neydi? Tanım kümemizdi zaten. Tamam. A10'u sormuş. Bakın A5'i vermiş. Ben bir A5'ten bir gireyim bakalım. Değil mi? Bir önceki sorularda A1'i vermiş. A1'den devam ediyordum. A5'i vermiş. A5 diyeyim eşittir. A6 artı 2. A6 diyeyim. Değil mi? N eşittir 5 için yaptım. N eşittir 6 için yapıyorum. Eşittir A7 artı 2. 7 için A7 eşittir A8 artı 2. Bakın hep birer artıyor. Dolayısıyla bir süre sonra buralara 7, 8 yazmak bırakıp direkt otomatikman A9 artı 2. A9 eşittir A10 artı 2 diye otomatikman artırıp yapabiliyorum. Tamam. Şimdi bunları taraf tarafı toplayayım. Hocam ben böyle anlayamıyorum. Anlamıyorsan düzelt. Bak nasıl düzelt. A5 eksi A6 eşittir 2. A6 eksi A7 eşittir 2. A7 eksi A8 eşittir 2. A8 eksi A9 eşittir 2. A9 eksi A10 eşittir 2. Anlayamıyorsan da böyle yap. Tamam. Gitti. 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 Bak A5 kaldı. Onu da bana 3 diye vermişti zaten. Eksi A10 kaldı. Eşittir 1, 2, 3, 4, 5 tane de 2 kaldı. Burası 10. Dolayısıyla A10 buradan ne olur? Eksi 7. Değil mi? A10'u bu tarafa attım. 10'u bu tarafa attım. 3 eksi 10'dan eksi 7. Anlaştık. Devam.
Bir AN dizisinde demiş. Olduğuna göre dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisi de demiş. Hemen ne yapıyorum? AN'i bir yazıyorum. AN nedir? Bunu buraya aldım. Bunu komple buraya aldım. AN artı 1 bölü N artı 1. Tamam. Anlaştık mı? Rasyonel ifadelerde AN'leri bir tarafa, N'leri bir tarafa toplamanız daha kolay olabilir. Bir ipucu. Dolayısıyla AN bölü AN artı 1 yazdım. Tamam. Eşittir 1 bölü N artı 1. Doğru mu? Doğru. Kalıbım bu. Bu şekilde ilerleyeceğim. Tamam. A1'i verdiği için N eşittir 1 için ne olur bu? A1 bölü A2 eşittir 1 bölü 2. Tamam. N eşittir 2 için ne olur? A2 bölü A3 eşittir 1 bölü 3. Bakın paydasıyla payı aynı. Yani ben bunları yan yana yazarak çarparsam ne yaparım? A2'ler gider. Yani A1 bölü A2 çarpı A2 bölü A3 yazarsam ne oldu? Bunlar gitti. Bakın A1 kaldı. Bana da A1'i vermiş zaten. A3 bölü A4 yazmaya devam ediyorum, değil mi? AN bölü AN artı 1 kalıbına göre. Bunlar da gitti. Tamam mı? Dolayısıyla ben en sonda bu şekilde gittikleri için, tamam mı? A n eksi 1 bölü AN bırakıyorum. Dolayısıyla burada gitti ve AN ifademi elde ettim. Hocam bu tarafta ne var? Bakın bu tarafta A1 için n eşittir 1 için 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 çarpı nokta 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 nokta. En son n yerine ne koydum? N eksi 1 koydum, değil mi? N eksi 1 koydum. Çünkü niye? Şu ifadenin n olmasını istedim. Çünkü bunlar gidiyordu. Bu ifadenin n olmasını istedim. N yerine n eksi 1 koydum. Dolayısıyla burası 1 bölü n oldu. Tamam. Bakın ne kaldı? Sol tarafta A1 bölü AN kaldı. Sağ tarafta ise 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4 n'e kadar. Nedir bu da? 1 bölü n faktörü yani. A1 nedir? 1'dir. O zaman AN ne olur? Arkadaşlar bunu buraya, bunu buraya aldım. N faktöriyel. Yani. Tamam. Normalde biz hep ben size ne söylüyordum? AN'i bırakın o şekilde devam edin. Ama rasyonel ifadelerde N, AN'li ifadeleri bir tarafa toplamak genelde çarpma yapacağınız için bakın burada çarpma yaptık. Diğerlerini tarafa toplama veya çıkarma yapıyorduk. Burada genelde çarpma yapacağımız için daha kolay olur. Tamam. Hadi şimdi bu videonun son köşe taşına geçelim. Listinin tam sayı terimlerini bulunuz demiş. Şimdi bu dizinin tam sayı terimlerini nasıl bulacağım? Sırasıyla n eşittir 1 için işte a1 eşittir 1'in karesi artı 5 çarpı 1 artı 10 bölü 1. Bu şekilde mi deneyeceğim? Hayır. Bunu biraz düzenleyeceğim. Nedir? an eşittir. Bakın. N kare bölü n artı 5n bölü n artı 10 bölü n'dir. Doğru mu? Doğru. Bunu biraz daha düzenleyelim. Ne oldu? N'ler bir tanesi gitti. N oldu. Artı burası gitti. 5 oldu. Artı 10 bölü n. Dolayısıyla n yerine koyacağım her ifade için. Burası tam sayı mıdır? Tam sayı. Bu zaten tam sayı. Dolayısıyla 10 bölü n ifadesini tam sayı yapan n'ler benim tam sayı terimlerimdir. O da nedir? N eşittir 1'dir. N eşittir 2'dir. N eşittir 5'tir. N eşittir 10'dur. Yani 4 tane terimi buraya yazdığımda bunu da tam sayı yapar. Bunlar zaten tam sayı olduğu için olay çözüldü. Yani N1, N2, N5, N10. Tamam. Yani 10'un bölenleri. Devam ediyorum. Aynı şekilde. Ha, terimleri bulunuz demiş. Evet, N1 nedir? A1 için eşittir 1 artı 5 artı 10'dan 16. A2 eşittir 2 artı 5 artı 5'ten 12. A5 eşittir 5 artı 5 artı 2'den 12. A10 eşittir 10 artı 5 artı 1'den eşittir 16. Bazı terimler aynı çıktı. Problem değil, çıkabilir. Tamam. Böyle bir özellik yok yani aynı çıkamaz diye bir şey yok. Devam ediyorum. Genel terimi olan dizinin kaç terimi tam sayıdır? Gene düzenleyelim. Hocam düzenlemeden yapabilir miyiz? Evet yapabilirsiniz. N1'den
Başlarsınız 1, 2, 3, 4, 5 koyarsınız ama gerek yok. Uzun iş olur. Amacımız hep pratik yapmak. An'i eşittir 5n bölü n artı 12 bölü n olarak düzenleyelim. Bakın ne oldu? An 5 artı 12 bölü n oldu. Tamam. Bu zaten tam sayı. Bu n yerine ne yapacağız? 12'nin bölenleri nedir? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane terim. Tamam. Genel terimi olan dizinin kaç terimi tam sayıdır demiş. Yine aynı şekilde. An eşittir. Hemen bu sefer daha pratik bölelim. Tamam. Buralar tam sayıdır. Herhangi bir engel yok. Buraya bakıyorum. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 3, 4. Devam. Dizinin tam sayı olan terimlerinden biridir diyor. Aşağıdakilerden hangisi? Bakalım. An eşittir 5 eksi 15 bölü n değil mi? Bununla ne yaptım? Tek tek hepsini böldüm. Yani n yerine ben 1, 3, 5, 15 mi koyacağım? Yani A1'i hemen koyalım. 5 eksi 15. Yani eksi 10. Tamam. A2'yi koyalım. Pardon A3. 5 eksi 5 eşittir 0. A5. 5 eksi 3 eşittir 2. Tabii ki de sonuncuya koymaları bizi hiç şaşırtmadı. 5 eksi 1 eşittir 4. Niye hepsini yaptıracak bize, değil mi? Hadi bakalım devam edelim. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Hocam A'n yazmamış. Sen yaz. Hatta B'n yaz. Fark etmez. Tamam. Şimdi bunu nasıl düzenleyeceğim? Bunu nasıl düzenleyeceğim derseniz bakın hemen aşağıdaki ifadeyi yukarıdaki ifadeyi benzetelim. Burası 3n artı 3 olsun. Artı 2 olsun. Bölü n artı 1 olsun. Hadi şunu da paranteze alayım. Değişen bir şey var mı? Yok. Ne oldu? 3n artı 3 bölü n artı 1 artı 2 bölü n artı 1. Tamam. Şunu şuna bölümü 3 oldu. Yani benim genel terim 3 artı 2 bölü n artı 1 oldu. Tamam mıdır? Bu zaten tam sayı. Dolayısıyla şurayı tam sayı yapan ifade nedir? N artı 1 eşittir 2 olur. Yani n eşittir 1 olur. N artı 1 eşittir 1 olur. N eşittir 0 olur. N 0 olmuyordu tabii ki de. N'e 1'den itibaren değerler veriyordu. Dolayısıyla B1 tam sayıdır. Diğerleri tam sayı değildir. Tamam. Anlaştık mı? Bu köşe taşımızda ne sormuş? Dizisinin negatif terimlerinin sayısını bulunuz demiş. Şimdi n kare eksi 5n eksi 14 bölü n artı 3. Bunun sıfırdan küçük olması istemiş. Doğru mu? Doğru. Peki n artı 3 ifadesi. Ben n'e birden başlayarak değerler veriyordum. Burası sıfırdan küçük olur mu? Olmaz. N artı 3 daima sıfırdan nedir? Büyüktür. Dolayısıyla ben bunu ihmal edip direkt üst tarafla ilgilenebilirim. Yani burada n kare eksi 5n eksi 14 küçük 0. Bakın ne oldu bir? Eşitsizlik oldu. Bu eşitsizliği çözerek cevabı bulabilirim. Nasıl buluyorum? Burası n 7'ye 2'dir değil mi? Eksi 7 artı 2. Çarpımları eksi 14, toplamları eksi 5. O zaman bu ifade n eksi 7 n artı 2 şeklinde açılır. Bunun da neydi kritik noktaları? 7'ye eksi 2 idi. Eksi 2, 7 yaptım. Bakın burada 7'den büyük değerlerde artı, eksi, artıydı bu ifade. Doğru mu? Doğru. Bana sıfırdan küçük olduğu aralığı istiyor. Yani burası. Peki eksi 2 ile 7 dahil mi? Hayır, dahil değil. Neden dahil değil? Çünkü küçük diyor. Küçük diyor. Küçük eşit değil. Dolayısıyla eksi 2, 7 aralığı, açık aralığı benim çözüm kümemdir. Burada da n'e ben eksi 2 veremiyordum, eksi 1 veremiyordum, 0 veriyordum. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 değerlerini verebilirim. Negatif terimlerin sayısı 6'dır. Tamam. Bakın burada aynı şekilde çözmüş, inceleyebilirsiniz. Eşitsizliğinde de demiş, n elemanları n artı için n artı 2 büyük 0'dır. N artı 3 büyük 0'dır. Bakın burada n artı 2 0'dan büyük. N artı 3 0'dan büyük. Dolayısıyla sadece direkt burayı hesaplayabiliriz demiş. Biz de aynısını söyledik zaten. Yani pozitif olan terimleri atabilirsiniz. Direkt negatif olma ihtimali olan terimlerle soruyu çözebiliriz. Dizisinin kaç terimi pozitiftir? Ne yapıyorum? Pozitif olmasını istiyorum. Yani
15-4n büyük 0 olmasını istiyorum. O zaman 4n'in, bakın bu tarafa atıyorum, küçüktür 15 olmasını istiyorum. Burada n kaç olur? 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur mu? 4 olmaz, 16 oluyor. Yani 3 terimi pozitif. Tamam. Dizinin negatif teriminin sayısı kaçtır demiş. Bakın bu ifadeyi nasıl açabiliriz? İki kare farkı dikkat ederseniz n eksi 5 n artı 5 diye açabilirim. Bu ifade n'e birden itibaren pozitif tam sayıları verdiğim için daima sıfırdan büyük müdür? Büyüktür. O zaman ben n eksi 5'i incelerim. N eksi 5'in sıfırdan küçük olduğu durumları, yani n'in 5'ten küçük olduğu durumlarda bu dizi negatif terim verir. O da nedir? 4'tür, 3'tür, 2'dir, 1'dir, 0 mıdır? Hayır, 0'ı koyamıyordum değil mi? 4 tane değerim var. Genel terimi olan dizinin kaç terimi pozitiftir demiş. Hemen büyüktür 0'ı yerleştiriyorum. N artı 2 0'dan büyük müdür? Daima 0'dan büyüktür. O zaman ben 5 eksi n'i inceleyeyim. 5 eksi n büyüktür 0. O zaman n küçüktür 5 mi? Tamam. Yani 4, 3, 2, 1. Kaç tane? 4 tane. Devam ediyorum. Dizisinin negatif terimlerinin sayısı. Çok güzel. Küçük 0 yaptım. Tamam. Hemen şimdi bakalım. 2n eksi 3. Bakın. Negatif olma şansı var mı? Var. Değil mi? N eşittir 1 için 2, 2 eksi 3 negatif olur. Yukarıdaki ifadeyi peki ayıralım. N eksi 7 artı 1 değil mi? Çarpımları burası, toplamları burası olacaktı. Yani ifademiz ne oldu? N artı 1 N eksi 7 bölü 2 N eksi 3. Tamam. Şimdi bakıyorum. Küçük 0 dedim. Bu ifadenin 0'dan küçük olma ihtimali var mı? Yok. Daima pozitiftir. O zaman bunu eliyorum. O zaman sadece şu ifadeyi inceleyeceğim. Bunun kritik noktası nedir? 7. 0 yapan değer. Bunu 0 yapan değer 3 bölü 2'dir. O zaman ben 3 bölü 2 ve 7 için dahil olmamak şartıyla bir işaret tablosu yapıyorum. Değil mi? 7'den büyük değerler için nedir bu? Pozitiftir. Negatiftir, pozitiftir. Doğru mu? Doğru. Negatif diyor, yani burası. Bura 1,5'tu. Yani 2'den başlayarak 2, 3, 4, 5, 6'yı alabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 tane değer. Devam ediyorum. Dizileri veriliyor. AN, BN dizileri sabit dizi olduğuna göre X çarpı Y çarpı K'yı bulunur demiş. Sabit dizi neydi? Bütün terimleri birbirine eşit olan diziler. Örneğin AN eşittir 2. Bu A1 de 2'dir. A2 de 2'dir. A3 de 2'dir. AN de 2'dir zaten. Bu dizilerin özelliği nedir? Bu dizilerin özelliği N ifadesi yok dizilerde, değil mi? Çünkü A1, A2, A3 N yerine 1 koyuyorum. Gene aynı. 2 koyuyorum. Gene aynı. Yani bu tarafta eşitliğin bu tarafında N ifadesi olmayacak. Ki sabit dizi olsun. Dolayısıyla bakın. Burasının 0 olması lazım. Burasının 0 olması lazım ki n'ler gitsin. Yani x artı 1 eşittir 0'dan x eşittir eksi 1. Y eksi 2 eşittir 0'dan y eşittir 2. Ve burada da gene n'li terim olmayacak. Bakalım hemen. Bn ne vermiş? 2n artı k bölü 3n eksi 1. Bu ifadenin de sabit olması için, yani n'lerin gitmesi için ne olması lazım? Pay ve payda birbirinin katı olması lazım. Yani o zaman ne yapıyorum? Şu katı sayıları birbirine oranlıyorum. 2 bölü 3 eşittir k bölü eksi 1 yapıyorum. Buradan bakın, içler dışlardan 3k eşittir eksi 2, k eşittir eksi 2 bölü 3'tür. Eksi 2 bölü 3'ü koyduğumuzda buraya ne olur? Pay ve payda tam bölünür ve burası n'ler gider, sabit terim kalır. X neydi? Eksi 1. Y neydi? 2. K neydi? Eksi 2 bölü 3. Ne oldu? Eksiler artı oldu. 2, 4, 4 bölü 3. Tamam. Bakıyorum. Aynı şekilde açıklamış burada. 4 bölü 3 cevabımız. Sabit dizinin bütün terimleri eşit olduğundan B1 eşittir B2'yi alabiliriz. Bu şekilde de ne yapabiliriz? Bulabiliriz.
Yani sizin aklınıza az önceki gibi işte kastaylarının oranlamam lazım. O şekilde sabit dizi olur, gelmeyebilir. Biz de bu sefer tanımı kullanırız. Nedir sabit dizide? B1 eşittir B2, hatta B3, değil mi? O zaman iki değer koyarım, K'yı bulabilirim. Aşağıdaki dizilerden hangisi sabit dizi değildir? Bakın eksi 3 sabit, 2 bölü 3 sabit, eksi 1 üzeri 2n. Burası n hangi değerleri alsa alsın çift değil midir? Eksi 1'in çift kuvveti de daima 1'dir, değil mi? Bu da sabit. Sinüs 180. Bakın sinüs 180 neydi? X ekseni sinüs, y ekseni kosinüs diye aklımızda tutuyorduk. Sinüs 180 neydi? 0. Bu da sabit. Buraya bakın. N artı 1. Eksi 1. N eşittir 1 için 2'dir. 1'dir. Eksi 1. N eşittir 2 için burası 3'tür. Eksi 1'dir. Bakın değişiyor. Yani sabit değil. Dizisi sabit dizi olduğuna göre m kaçtır? Sabit dizi olduğuna göre demek n'li bir terim burada olmayacak. Yani m eksi 1'dir. Dizisi sabit dizi olduğuna göre k kaçtır? Bakın ne demiştik? Birinci yol. Bunlar birbirine orantılı olması lazım. O zaman katsayılarının orantılı olması lazım. 1 bölü 2 eşittir 3 bölü k'dan k eşittir 6'dır. Bu aklımıza gelmedi. Nasıl yaptı? Sabit dizide a1 eşittir a2 değil mi? Evet. Ben buna n eşittir 1 için a1'i bulayım. Nedir? 1 artı 3 bölü 2 artı k. Yani 4 bölü 2 artı k. O zaman n eşittir 2 için de a2'yi bulayım. Nedir? 5 bölü 4 artı k. Bunları birbirine eşitlerim. Bunları birbirine eşitlediğimde de ne cevabı çıkacak? Yine 6 cevabını bulacağım. Bakalım. 5 bölü 4 artı k eşittir 4 bölü 2 artı k'dan. 10 artı 5k eşittir 16 artı 4k'dan. Değil mi? K eşittir 6. İki yolla da yapabilirsiniz. Dizisi sabit dizi olduğuna göre A 2003, 2013 kaçtır? A 2013 olsun, istersen A 1 milyon olsun, A 1 olsun aynıdır, değil mi? Sabit dizi. Neydi? Katsayılarını orantılıyordum. K bölü 1 eşittir 6 bölü 2, yani 3. Yani cevabımız 3'tür. Tamam? İşlemlerinin sonuçlarını bulunuz demiş. An 1 bölü n artı 1, bn 1 bölü n kare artı n. Serilerde, dizilerde ne yapabiliyorduk dizilerde? Direkt toplama ve bölme işlemleri yapabiliyorduk. Tabi bölmede dikkat edeceğimiz şey ne? Bn sıfır olmayacak. Tamam. Ne yapalım? An artı bn. Direkt an'i yazıyorum. Artı bn'i yazıyorum. Bu kadar. İsterseniz bunu burada payda işleyerek toplamını yapabilirsiniz. İsterseniz bırakabilirsiniz. Hiç değişen hiçbir şey olmaz. İkinci yazıyorum. 1 bölü n artı 1. A'ni yazdım. Bölü B'ni yazdım. 1 bölü n kare artı n. Tamam. Bu zaten n katıdır. N artı 1 bölü n kare artı n. O da eşittir. N paritesini aldım. Burada n artı 1 olur. N artı 1'ler gider. 1 bölü n olur. Tamam. Bunu aynı şekilde n parantezini aldım. N artı 1 oldu. N artı 1'ler gitti. Cevap n oldu. Anlaştık. Devam edelim. Bakın burada anlatmış. Tüm işlemleri dizilerde yapabiliriz. Ne demiş? An eşittir bn ise an ve bn dizileri eşit dizilerdir. Kısaca genel terimleri eşit olan diziler eşit dizilerdir diyebiliriz. Dizileri veriliyor demiş. 1 ve 4. soruları buna göre yapalım. Ne demiş? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? AN neydi? 3. Sabit dizi. BN neydi? N artı 1. AN direkt yazıyorum. 3 eksi 2 tane BN. N artı 1. Yani 3 eksi 2N eksi 2 eksiye dikkat edin. Cevabımız 1 eksi 2n. Tamam. Ne demiş? Çarpımı. An neydi? 3'tü. Tekrar buraya da yazayım. Taşıyayım soruyu. Bn neydi? N artı 1'di. Değil mi? Hemen yapalım. 3'ün karesi çarpı n artı 1. Yani 9n artı 9.
Cn var. Cn neydi? N kare artı n bölü 2. Cn eşittir n kare artı n bölü 2. Bn eşittir n artı 1. Direkt ne yapıyoruz? N artı 1'i n kare artı n bölü 2'ye bölüyoruz. Ne yapıyordum? Bu 2'yi yukarı alıyorum. N kare artı n parantezinde n artı 1 diye ayrılır. N artı 1'ler gider. Cevap 2 bölü n oldu. İşlemi ne yaptım? Daha pratik yolla yaptım. Siz de bu şekilde alışın. İşleminin sonucu kaçtır? A neydi? 3. Bn neydi? N artı 1. Cn neydi? N kare artı n bölü. Bakıyorum. N kare artı n bölü 2. A zaten sabit terim. 3 oldu. A 20 de eşittir 3 oldu. B 2 eşittir 3 oldu. N yani 2 koydum. C 1 eşittir 1 artı 1 bölü 2'den 2 bölü 2 o da eşittir 1 oldu. Yani A 20 artı B 2 eksi C 1. Yani cevap Ceyhan. Devam edelim. Üçgensel sayı dizisinin 11. terimini bulunuz demiş. Neydi üçgensel sayı dizisi? Birinci terimi 1. İkinci terimi 1, 2, 3. Üçüncü terimi neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Değil mi? Bu şekilde gidiyordu. Birinci teriminde yani N1'de bir tane, N2'de 3 tane, N3'te 6 tane vardı. Değil mi? Bunu nasıl formül demeyeyim de nasıl şekillendiriyorduk? Bir tane. Bir taneye iki tane ekleniyor. Bir taneye iki tane eklenmişti. Üç tane daha ekleniyor. Dolayısıyla devamında bir taneye iki tane, üç tane, dört tane ekleniyor. Bu şekilde ilerliyor, değil mi? 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n'inci terime n tane ekleniyor. Dolayısıyla bunun genel terimini bulmamız gerekiyor. Genel terimde nedir? Bunların toplamı. Neydi bu toplamın ifadesi? Son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2. Tamam. Son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2. Evet, bana 11. terimi sormuş. O da 11 artı 1 çarpı 11 bölü 2'den bunlar 6 cevap 66. Tamam. Devam ediyorum görüyorsunuz. Üçgensel sayı dizisinin 15. terimi. Artık biliyorum neydi üçgensel sayı dizisi? İki şeklindeydi. Ezberlemezsem ne yapabilirim? Bulabilirim. 1 artı 2 artı 3 artı şeklinde gidiyordu. N taneydi. Neydi bunun toplamı? Son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2. 15'i bulalım. Kaçtır? 120. Tamam. Devam ediyorum. Sayı dizisinin 10. terimi 6. teriminden kaç fazladır? 10. terimi 6. teriminden kaç? Nedir bu? Üçgensel sayı dizisidir. Bakın 1, 1 artı 2, 1 artı 2 artı 3, 1 artı 2 artı 3 artı 4. Yani genel terimi nedir? N artı 1 bölü 2'dir. 10. terim ve 6. terimi sormuş. Yani A 10 değil mi? Eksi A6 eşittir. 10 çarpı 11 bölü 2 eksi 6 çarpı 7 bölü 2'den burası 5, burası 3, 55 eksi 21 cevap 34. Üçgensel sayı dizisinin kaçıncı terimi 36'dır? Ne yapıyoruz bu sefer? Bize n artı 1 bölü 2 üçgensel sayı dizisinin bir teriminin 36 olduğunu söylemiş. En ince terimi 36 diyeyim. Dolayısıyla direkt bunu 36'ya eşitleyeyim. Buradan ne olur? İçler dışlardan. N artı 1 eşittir 72. Buradan hemen aslında hiç işlem yapmadan 8 ve 9'un çarpımının 72 olduğunu, n'in de 8 olduğunu ne yapmamız lazım? Görmemiz lazım. Ha, bunu açarak nasıl yapabiliriz? N kare artı n eksi 72 eşittir 0'dır. Artı 9 eksi 8 değil mi? N artı 9
n-8 eşittir 0'dır denklemler. İkinci dereceden bir bilmeyen denklemler. Burada n eşittir -9, n eşittir 8'dir. n-9 alabilir mi? Alamaz. Çünkü n'e ben birden büyük değerleri veriyorum. Pozitif tam sayıları veriyorum. Yani n 8, yani 8. terim 36'dır. Aşağıdakilerden hangisi üçgensel sayı dizisinin terimlerinden biri değildir demiş. Yani hangisi n, n artı 1 bölü 2'nin sonucu çıkamaz demiş, değil mi? Bakalım. 28 çıkar mı? 2 ile çarpalım. 56. Değil mi? Ne yapacağız? N artı 1 eşittir 56. N kare artı N eksi 56 eşittir 0. Çarpımları eksi 56, toplamları artı 1 olan sayı var mı diye kontrol edeceğim. Nedir? Eksi artı 8'i eksi 7'dir. Buradan demek çıkabilir. Bunu yaptıktan sonra pratik olarak şunu yapabiliriz arkadaşlar. Bunların hepsini ikilen çarptık. Şu forma getirmiş olduk, değil mi? Şunu şuraya çarpmış olduk. Dolayısıyla o çarptığımız sayı buraya geldi. Çarpımları atıyorum. Çarpımları eksi 90. Toplamları artı 1 olan sayıyı bulacağız. Çarpımları eksi 120. Toplamları artı 1. Çarpımları eksi 132. Toplamları artı 1. Çarpımları eksi 110. Toplamları artı 1 olan sayı var mıdır yok mudur onu arayacağız. Çünkü hepsi ne yaptığımız zaman bu işlemi yaptığımız zaman burada gördüğünüz gibi n kare artı n eksi 56'lı olan kısma gelecek buradaki sayılar. Bakın bu 11 ile 10. Burası 12 ile 11. Değil mi? Burası 9 ile 10. Bunun ise herhangi bir şekilde sonucu yok. Anladık mı burayı? Direkt ilkini hesapladıktan sonra yani ilkinin 2 ile çarptım 28. Bu tarafa attım. N kare artı n eksi 56 eşittir 0 olduğunu ve o sayının daima buraya eksili olarak geldiğini hesapladıktan sonra diğerlerini direkt yazmadan otomatik olarak yaptım. Karesel sayı dizisinin 25. terimini bulunuz. Neydi karesel sayı dizisi? Bakın, şekilde daha rahat olduğu için buradan anlatayım. 1, 4, gördüğünüz gibi 9, 16. Yani birinci terim 1'in karesi, ikinci terim 2'nin karesi, üçüncü terim 3'ün karesi. Yani a n eşittir n kareydi, değil mi? Karesel sayı dizisi. Bakın burada da göstermiş. Dolayısıyla 25. terimi a n eşittir n kareden a 25 eşittir 25'in karesi. O da eşittir 625. Tamam. Ezberlemenize gerek yok. Şu şekilde olduğunu hep etrafında kareler çizildiğini bakın. Bir tane nokta koyuldu. Sonra o noktanın etrafında bir kare çizdim. Sonra bu karenin etrafında gene bir kare daha çizdim. Değil mi? Birer tane nokta arttırarak. Bu şekilde ilerliyorum. Ezberlemenize gerek yok. Çıkarabilirsiniz mantıktan. Ne demiş? Üçgensel ve karesel sayı dizileri hakkında en pozitif bir tam sayı olmak üzere birden n'ye kadar olan tam sayıların toplamı biçiminde yazılabilen sayılara üçgensel. Bir pozitif tam sayının karesi. Hemen tekrarlayalım. Üçgensel de neydi? Üçgensel de a n eşittir n artı 1 bölü 2. Karesel de a n eşittir n kare. Tamam. Burada şöyle bir özellik var. Ardışık iki üçgensel sayının toplamı karesel bir sayıdır. Yani üçgensel sayı neydi? 1, 1 artı 2, 1 artı 2 artı 3. Bakın burası ne 1, burası ne 3, burası ne 6. Ardışık ikisini toplayalım. 4, bakın 2'nin karesi. 9, bakın 3'ün karesi. Bunu anlatmaya çalışmış. Devam. Karesel sayı dizisinin 15. terimi nedir? a n eşittir n kare. A 15 eşittir 15'in karesi. Yani nedir cevabımız? 225. Karesel sayı dizisinin 20. terimi 14. teriminden kaç fazladır? Yani A 20 eksi A 14. Neydi? 20'nin karesi eksi 14'ün karesi. Hemen bunun karesini almaya çalışma. Bu nedir? 2 kare farkıdır. 20 eksi 14. 20 artı 14. Tamam. O da eşittir 6 çarpı 34'tür. O da eşittir
180, 24 daha 204. Karesel sayı listenin kaçıncı terimi 81'dir? Tabii ki de 9. terimi. N kare eşittir 81. N eşittir 9. Değil mi? Hangisi karesel sayı değildir? Yani hangisi bir sayının karesi değildir veya hangisinin karekökü yoktur? Değil mi? 10'un karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi, 11'in karesi bu karesel bir sayı değildir. Yukarıda verilen Fibonacci sayısı dizisine göre A artı B toplamını bulunuz. Neydi Fibonacci dizisi, sayı dizisi? Hemen hatırlayalım. Bakın. 1 ile başlıyordum. 1 ile 1'in toplamı 2. 1 ile 2'nin toplamı 3. 3 ile 5'in toplamı 8. Bu şekilde ilerliyorum. Her sayı kendinden önce gelen iki sayının toplamı şeklinde yazılıyordu. Yukarıda verilen dizide demiş A artı B toplamını bulunuz demiş o zaman. Neydi? 1 ile başlamıştım. 1 ile bir şey yok burada toplamı 1. 1 ile 1'in toplamı 2 şekilde gidiyor. A 8 ile 5'in toplamı yani 13. B ise A ile 8'in toplamı yani 21. A artı B de 34. Açıklamış burada. Devam edelim. Ne yapmış? Genelleştirmiş. Bu terimin demiş olmak üzere dizinin eninci terimi demiş biçiminde tanımlanır. Nasıl tanımlanır? An eşittir. An eksi 1 artı an eksi 2. Yani kendinden önce gelen, bir önce gelen ve iki önce gelen sayının toplamı. Tamam? An eksi 1, n'den bir önceki sayı. An eksi 2 de n'den iki önceki sayı. Bunların toplamı. 10. terimi kaçtır demiş. Neydi? An eşittir. An eksi 1 artı an eksi 2. Değil mi? Genel terim buydu. Ama genel terimden değil de daha çok bu soruda ne yapacağız? Yazarak. İlk terim zaten 1'di. İkinci terim de 1'di. Üçüncü terim ikisinin toplamı 2. Dördüncü terim 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 şeklinde gidiyor. Neyi sormuş? 10'u. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 55. Tamam. Ne demiş? Bir kozalağın pullarının sayısı Fibonacci sayısındaki sayı dizisindeki sayılardan birine karşılık gelmektedir. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi bir kozalağın pullarının sayısı olamaz? Neydi benim sayılarım? 1, 1, 2, 3. Bakın hep bir öncekiyle toplayıp ilerliyorum. 5, 8, 13, değil mi? 21, 34, 55, 89, değil mi? 444. Tamam. Bakın 13 var, 89 var, 21 var, 34 var, 121 yok. Buna göre demiş aşağıdaki terimlerden hangisi çift sayıdır? A2. A2 kaçtı? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55'ti 10. terim. Bulmuştuk az önceki soruda. A2 tek. A4 tek, değil mi? Burada hangisi çift? 1, 2, 3, 4, 5, 6 çift. 7, 8, 9 çift. 6 ve 9. Bakın A6. Tamam. Ardışık 3 terimidir. Olduğuna göre C kaçtır demiş. Bakın ardışık 3 terim mi? Bu Fibonacci sayısındaki kural neydi? C, B ve A'nın toplamı değil miydi? Ardışık 3 terim demiş çünkü. Dolayısıyla A artı B'ye ben C yazarım. 2C eşittir 68, C eşittir 34. Tamam. Arkadaşlar tarama testine hoş geldiniz. Ne yapmıştık? Dizilerle ilgili ilerlemiştik. Köşe taşlarından şimdi tarama testi ve konu testi 1, konu testi 2'yi yapacağız. Çözeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Dizisinin ilk iki teriminin toplamı nedir? A1 nedir? En yani 1 yazıyorum. 1 faktöriyel.
A2 nedir? En yerine 2 yazıyorum. 2 faktöriyel. Yani 1 çarpı 2'den 2. X'in toplamı 3. Tamam. Devam ediyorum. Hangisi bir gerçel sayı dizisi değildir? Bakın hemen gördüm. Ve koyuyorum. Nedir burada? N eşittir 5 için tanımsızdır ve gerçel sayı dizisi değildir. Bakın bunu tanımsız yapan hiçbir değer yok. Bunu da, bunu da. Burada şaşırmayın. Kök N eksi 1. Eksi 1 dışarıda. Bunu da tanımsız yapan hiçbir değer yok. Ama burada 5 için tanımsız olur ve gerçel sayı dizisi olmaz. Neydi? Tanımsızı arıyorduk. Genel terimi olan dizide A2 artı A4 toplamı kaçtır? Artık kolay ne yapıyorum? N yerine 2 yazacağım. N yerine 4 yazacağım. Yani A2 eşittir 2 bölü 2 eşittir 1. A4 eşittir 2 bölü 4 eşittir 1 bölü 2. Toplamları kaç? 3 bölü 2. Tamam, geçiyorum. Bir AN dizisinde olduğuna göre A4 değeri kaçtır? Ne yapıyordum? Bakın yaptım böyle sorular. Zaten dikkat ederseniz bu sorular köşe taşlarıyla orantılıdır. Her soru bir köşe taşına örnektir. Yani dördüncü soru yapamadınız. 1.4. köşe taşına gidip o örneği ne yapıp çözüp tekrar anlayabilirsiniz. Yapmıştık bunları. Ne yapmıştık? A4. 4'ü hemen yerine yazıyordum. Sonra ileri gidiyordum, geri gidiyordum. Ama ondan sonra ne yapmıştım? A1'i deneyerek başlamıştım. Değil mi? A1'i deneyerek başladığımda daha kolay soruya ulaşabiliyordum. N eşittir 1 için yazıyordum. Ne yapıyorum? A 2, değil mi? Tabi burada N değil, K olacak. K eşittir 1 için. Hani çünkü AK olarak vermiş. Biz hep N'e alıştığımız için N'e değer veriyoruz ama fark etmez. Oradaki indisi, oradaki harfi değiştirebiliriz. Tamam. A2 eşittir 1 bölü 1 A1. Değil mi? N, pardon, K eşittir 2 için A3, A3 eşittir nedir? 1 bölü 2 çarpı A2. K eşittir 3 için A4 eşittir 1 bölü 3 çarpı A3. Bakın A4'e ulaştım. Neydi? A1'i 3 vermiş. Hemen kalemi değiştireyim. A1'i 3 vermiş. O zaman A2'de 3 oldu. A2 3 olursa burası 3 bölü 2 oldu. Burası 3 bölü 2 olursa A4 ne oldu? Gitti 1 bölü 2. Tamam. Çorap söküğü gibi geldi. Devam edelim. 5. sorudan. Listenin tam sayı olan terimlerinin sayısı kaçtır? Ne yapıyordum bunu? Basitleştiriyordum. 6 bölü n eksi n bölü n. O da nedir? Artı bölü n eksi 1. Burası zaten tam sayı. Buranın tam sayı olması için n'in 1, 2, 3, 6 olması lazım. Terimlerinin sayısı 4'tür. Tamam. Devam. Listenin negatif terimlerinin sayısı kaçtır? Neydi? 2n eksi 11 küçük 0 diyordum. Negatif olabilmesi için 2n küçüktür 11. N küçüktür nedir? 11 bölü 2'den, yani 11 bölü 2 nedir? 5,5'tür. Yani n 5 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir. Kaç tane? 5 tane. Dizisi sabit dizi olduğuna göre A5 değeri kaçtı? Neydi sabit dizide? N terim olmayacaktı. Yani x eksi 3 olacak, y eksi 1 olacak. Ve bu ifadeler gidecek. Tamam mı? Dolayısıyla AN eşittir ne oldu? X, Y oldu. X'e ben eksi 3, Y'ye de eksi 1 demedim mi? Yani 3 dedim. Cevap zaten. Tamam. Olduğuna göre AN bölü BN oranı kaçtır? Direkt bölüyorum. N artı 1 bölü N kare artı N, değil mi? Bu da nedir? N artı 1 bölü N parantezinde N artı 1. Bunlar gider. Cevap 1 bölü N. Üçgensel sayı dizisinin 13. terimi neydi? Üçgensel sayı dizisinin genel terimi n çarpı n artı 1 bölü 2. 13. terimi de nedir? 13 çarpı 14 bölü 2'den cevap 91. Tamam. Ezber arkadaşlar. Tabii ki ezberlemek zorunda değilsiniz. Ne yapacaksınız? 1, 3, 6 nedir? 1, 1 artı 2, 1 artı 2 artı 3. Son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2'den ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz.
Karesel sayı dizisi neydi? N kare kaçın terimi? 196'dır. Yani kök 196 eşittir 13. Genel terimi AN olan Fibonacci sayı dizisinin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. A10 ve A11. A10 ile A11'in toplamı nedir? A12'ye eşittir. Yani benden 12. terimi soruyor. Direkt ne yapmış? O şekilde vermiş zaten. Bana bir daha ne yapmış? Bu şekilde hesaplatmamış. Tarama testi bitti. Şimdi konu testi 1'e geçelim. Listenin kaçıncı terimi 4'tür demiş. Ne yapıyorum? M'inci terimi 4 olsun. Değişiklik olsun. N eşittir M için, değil mi? M kare artı 2M bölü M artı 6 eşittir 4. İşler dışlarımı yapayım. 4M artı 24 eşittir M kare artı 2M, değil mi? Bunları bu tarafa alalım hep. M kare eksi 2M eksi 24 eşittir 0. Nedir? 6'ya 4 eksiye artı M eksi 6. M artı 4 eşittir 0. M eksi 4. M 6 olur. Eksi 4 alamayacağı için cevap 6 oldu. Tamam. Eksi 4. terim diye bir şey yok çünkü. Devam edelim. Genel terim demiş olan liste için A2, A5 toplamı kaçtır? En gördüğüm yeri 2, en gördüğüm yeri 5 yazıyorum. Çok basit. Ne yapmış bize? Parçalı fonksiyon olarak. Parçalı fonksiyon biçiminde vermiş. Bunları fonksiyon sıfır videolarından hatırlamış, kitabını hatırlamış olmanız lazım. N demiş çift ise bunu kullan. N tek ise bunu kullan. N 2. N 2 yani çift. O zaman 2'nin karesi eksi 1'den 3. N tek o zaman 4 çarpı 5 artı 3'ten eşittir 23. X'in toplamı da 26. Tamam. Listenin tam sayı terimlerinin toplamı kaçtır demiş. Bakın tam sayı terimleri toplamı nasıl yapıyorduk bunu? Yukarıyı n artı 2 artı 6 şeklinde ne yapıyordum? Yazıyordum. Ve bu da n artı 2 bölü n artı 2 artı 6 bölü n artı 2'ye eşitti. Burası 1'di. 1 artı 6 bölü n artı 2'den. Burası zaten tam sayı. Ben burayı inceliyorum. N artı 2'nin alabileceği değerler 1, 2, 3, 6 idi. 1 olması için n'in eksi 1 olması lazım ki olmaz. 2 olması için n'in 0 olması lazım ki olmaz. 3 olabilmesi için n'in 1 olması ve n'in 4 olması lazım. Listenin tam sayı terimlerinin toplamını sormuş. N'e 1 ve 4 koyarak ne yapacağız? Listenin tam sayı terimlerini bulacağız. A1 eşittir 9 bölü 3. A4 eşittir 12 bölü 6. Yani 3 yani 2 topladım 5. Tamam. Ekstra olarak bize tam sayı terimlerinin toplamını da bulmuş. Onu da bulmuş olduk. İfadesinin bir sonlu dizi belirtmesi için terim sayısı en fazla kaç olabilir? Bir sonlu dizi. Ne demek sonlu dizi? Yani bu dizi bir yerde bitiyor, tıkanıyor demek, tamam mı? Hemen aklımıza zaten rasyonel sayılar geliyor. Bu n eksi 5 eşittir 0'dan n eşittir 5 olamaz, değil mi? 5 de tanımsız olur. 5'i atlayıp da 6'ya da geçemeyeceği için demek ki bu n eşittir 4'te biter. Yani sonlu olur. Kaç terimi vardır? 1, 2, 3, 4 tane terimi vardır, değil mi? 5 olamaz. Cevap Denizli. Olduğuna göre AN listinin ilk 14 teriminin çarpımı. Tabii ki de 14 tane terimi çarpmayacağız. Burada logaritmanın efsane kurallarından ne yapıyoruz? A1 eşittir logaritma 2 tabanında 3, değil mi? 2'ye 3. A2 eşittir logaritma 3 tabanında 4. Bakın 2, 3, 3, 4 şeklinde gidiyor. Yani logaritma 2 tabanında 3. Logaritma LG olarak yazayım kısa kısa. 3 tabanında 4. Logaritma 4 tabanında 5 gidiyor gidiyor gidiyor. Logaritma N14 için 14 tabanında kaç? 16. Pardon, 16 değil tabii ki. Hemen geri alıyorum. İlk 14 terimi N14 için 15 tabanında 16. Aynen 15 tabanında 16. Ne oldu? Bakın bu şekilde gitti. Ne kaldı? Logaritma 2 tabanında 16 kaldı. O da 4'e eşit.
Tekrar söylüyorum. Eğer sıkıntılar varsa arkadaşlar logaritma 0 videomuzda sizi bekliyoruz. Genel terimi olan dizinin kaç terimi 2'den küçüktür demiş. Hemen küçük 2 bitti. Negatiftir. Küçük 0 bitti. Pozitiftir. Büyük 0 bitti. Tamam mı arkadaşlar? Bundan sonra bu ne oluyor? Bizim bildiğimiz eşitsizlikler oluyor. 3n-13 küçüktür 2n artı 2'den. İçler dışlar yaptım. Bunu bu tarafa aldım. N küçüktür 15'ten. Kaç terim 2'den küçüktür? Bakıyorum 1'den 14'e kadar olan terimleri, yani 14 terim. Vermiş tanımı. Olduğuna göre demiş A20 kaçtır? Ne yapıyordum? Bakın burada A1 var. Önce 1'i yazıyordum. Bir bakıyordum nedir ne değildir diye. A2 eksi A1 eşittir 2. 20'ye doğru bir geleyim bakayım. 1 için koydum. 2 için koyayım. A3 eksi A2 eşittir 4. 3 için koyayım. A4 eksi A3 eşittir 6. Bu şekilde bakın topladığımız zaman pozitif, negatif, pozitif, negatif gidiyor. En aşağıya kaç yazacağım? Burada önemli olan nokta o. Şimdi bu terimler gidiyor değil mi? Bakın. O zaman yani bu en baştaki terim gidiyor. Gidecek, gidecek. Benim burada bu taraftaki sayım kalacak. Dolayısıyla ben N19 için, tamam mı, yazarsam A20 eksi A19, o da eşittir 38 eder. Bakın gitti, gitti. 19 gitti. Ne oldu? 20 kaldı. Bu taraftaki terimin kalacağını bulduğum için A20'yi oraya koydum. Eğer tam tersi olsaydı, bu taraftaki terim gitseydi, A20'yi buraya gelecek şekilde sayımı koyacaktım. Tamam. Dolayısıyla ne kaldı burada? A20 eksi A1 eşittir. Bakın 2, 4, 6, 8, 38'e kadar olan sayıların toplamı. Bu da nedir? Son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı. Kaç terim var burada? 19 terim var bölü 2. A1'i de biliyorum 1. Hemen hesaplayalım. A20 eşittir. Burası 40. 2'ye böldüm 10. 190 oldu. Pardon, 2'ye böldüm 20. Özür diliyorum. 20 ile 19'un çarpımı 380. Değil mi? Artı 1 daha 381. Dizi sabit dizi. Çok güzel. Ne yapıyordum? Birinci kural. Bunları oranlıyordum. 2 bölü 3 eşittir eksi k bölü 1'den. Değil mi? K eşittir eksi 3 bölü 2. İkinci kural. A1 eşittir A2 idi. N yerine 1 koy. N yerine 2 koy. Orantıla gene k eşittir eksi 3 bölü 2'yi bulacaksın. X, Y, Z sayıları sırasıyla Fibonacci sayısının ardışık 3 terimidir. Dolayısıyla Z kendinden önce gelen 2 sayının toplamıdır. Buraya da Z yazarım. 2Z yazamadım. 2Z eşittir 26'dan. Z eşittir 13. Tamam mı arkadaşlar? Neydi Fibonacci terimi? Kendinden önce gelen 2 sayının toplamı şeklinde gidiyordu. Tamam mıdır? Hadi devam. Listinin kaç farklı terimi 1 bölü 8 ile 1 bölü 2 aralığındadır? Ne yapıyorum? Hemen bu sayımı bu aralığa yerleştiriyorum. Tamam? Anlaştık mı? Ondan sonra ne yapalım? Ben payları eşitleyeceğim. 2 bölü 16 küçüktür 2 bölü 3 yani artı 1. O da küçüktür 2 bölü kaç? 4. Yani 16 küçüktür 3n artı 1 küçüktür 4'ten, değil mi? Değil tabii ki de. Şaşırma. Değil mi? Paylar eşit olduğu zaman paydala tersti. Paydası küçük olan büyüktü. Yani 16 büyüktür 3n artı 1'den, o da büyüktür 4'ten. Tamam. 1 çıkaralım. 15 küçüktür 3n küçüktür 3'ten. 3'e bölelim. 5 küçüktür n küçüktür 1. Kaç farklı terimi? N 2 için, 3 için, 4 için. Yani 3 farklı terimi. Devam. Buna göre demiş an artı 1 bölü an oranı. En gördüğüm yere n artı 1 koymakla en gördüğün yere sayı koymak arasında bir fark yok. En gördüğün yere n artı 1 koy. Koy bakalım ne olur. N artı 1 faktöriyel bölü 2 üzeri n artı 1 bölü n faktöriyel bölü 2 üzeri n. Tamam. N artı 1 faktöriyeli nasıl yazıyordum?
Örneğin kaç bu? Mesela 8 faktöriyel değil mi? 8 faktöriyel neydi? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8. 8 faktöriyeli 7 faktöriyel çarpı 8 şeklinde yazabiliyordum. Dolayısıyla bunu da n faktöriyel bölü n artı 1 şeklinde yazabiliyordum. Bakın unuttum. Ne yaptım? Formülüze ettim ve buldum. Yani ezberlemenize gerek yok. Bölü 2 üzeri n çarpı 2 de bunu yazdım. N faktöriyel bölü 2 üzeri n. Bunlar ne oldu? Gitti. Cevap n artı 1 bölü 2. Devam edelim. Listenin kaç terimi negatif sayıdır? Küçük 0. Bitti. Az önce de söyledim. Tamam. 2n artı 1'in sıfırdan küçük olma ihtimali var mı? Yok. O yüzden bunu fuzuli yere incelemenin anlamı yok. Burası pozitiftir. O zaman buna negatif olacak ki toplamda eksinin artıya bölümü negatif olsun. 5n eksi 13 küçük 0'dır. 5n küçüktür 13'tür. Dolayısıyla n küçüktür 13 bölü 5'tir. Tamam mı? Yani n 1 olabilir, 2 olabilir. Başka da olamaz. Tamam mı? İki tane terim. Olmak üzere ilk n teriminin toplamı olan bir dizinin üçüncü terimi kaçtır? İlk n teriminin toplamı buymuş. Üçüncü terimini bana soruyor. Nasıl yapalım? Birinci, şimdi üçüncü terimi soruyor ya. A1 artı A2 artı A3'ün toplamı nedir? Değil mi? S3'tür. Yani 3'ün karesi artı 3 verilen formüle göre. Peki A1 artı A2'nin toplamı nedir? Bu arada 12. Toplamı nedir? S2'dir. Yani 2'nin karesi artı 2'den 6'dır. A1 artı A2'yi ben buradan çıkarırsam, bakın burası 6. O zaman cevap 6 olur. Üçüncü terimini bulabilirim. Tamam. Ne yaptım burada? A1 artı A2'yi buldum. Üçünün toplamından A1 artı A2'yi çekince A3'ü yalnız başına elde etmiş oldum. Devam. Genel terimi demiş olan dizinin ilk 12 terimi toplamı. Şimdi bunu yaparken ne yapacağız? Tabii ki ilk 12 terimini yazıp toplamayacağız. İlla mutlaka bir kısa yolunu bulmamız lazım. Bu tarz ifadelerde bu 1 bölü n kare artı n'i hani biz düzenliyorduk ya. Bunu da basit kesire çevirerek yapmamız lazım. Nasıl yapıyoruz? Bu ifade nedir? 1 bölü n parantezinde n artı 1 değil midir? Ben bunu eşittir a bölü n, tamam mı? Artı b bölü n artı 1 olarak düzenliyorum. Tamam mı? Sonra ne yapıyorum? Payda işleme yapıyorum. Ne oldu burada? Bakın. Altlar n çarpı n artı 1 oldu. Üst tarafa bakın. 1 eşittir. N artı 1 a artı n çarpı b oldu. Yani 1 eşittir n a artı n b oldu. Bunda ne parantezinde? N parantezine alırsam a artı b oldu. Artı a oldu. Bakın burada n'li terim yok. Dolayısıyla burası 0 olacak. A eşittir 1. A 1 ise b de eksi 1'dir. Dolayısıyla bu ifade neye eşit oldu? A n eşittir 1 bölü n eksi 1 bölü n eksi 1. Bakın sağlamasını yapın. Sağlamasını yapınca şuradaki terimi, genel terimi bulduğumu göreceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum. İlk 12 terimin toplamı. Bakın şimdi birinci terim 1 bölü 1 eksi 1 bölü 0. Tamam. Pardon, burası artı 1. 0 olmaz, ben diyorum bir yerde yanlışlık yaptık. Burası artı 1, burası 2. Artı ikinci terim 1 bölü 2 artı 1 bölü 3. Üçüncü terim 1 bölü 3 artı pardon. Şöyle bir silelim. Artıları eksi yapınca tabii ki olmaz. Birinci terim 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 artı ikinci terim 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 artı üçüncü terim 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 nokta 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 12. terim 1 bölü 12 eksi 1 bölü 13. Tamam. Bakın bunlar gitti. 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 Baştaki ve sondaki kaldı. 1 eksi 1 bölü 13'ten cevap 12 bölü 13. Anlaştık. Bu daha önce çözmediğimiz bir soru. Bakın. Şurası önemli.
Basit kesirleri ayırma. Tamam mı? Bir tüyo daha vereyim. Bunu bu şekilde ayırdıktan sonra n artı 1. Arada bir fark olduğu için bir tanesi 1, bir tanesi eksi 1 gelir. Bunu da aklınızın bir köşesinde tutun. Belki kullanabilirsiniz. N artı 2 olsa 2'ye eksi 2 olacaktı. N artı 3 olsa 3'e eksi 3 olacaktı. Asla değişmez bu, tamam mı? Ama bu şekilde basit kesirleri ayırıp ondan sonra yapıyorum. Çünkü gitmeleri lazım ki yapayım. İlk 12 terimi toplayıp yazıp toplarmam. Öyle bir şansım yok, tamam mı? Güzel bir soru. İyi anlayalım. Dizileri veriliyor. Bunlar eşit dizilermiş. Eşit dizilerse ne yapalım biz? Bakın. Değer de verebilirsin. Veya direkt eşitleyebilirsin de. A'nın dizisi ne? 2n artı 2 eksi 1 bölü n artı 1. Yani 2n artı 1 bölü n artı 1. Tamam. Bn dizisi ne? 2n artı x bölü n artı y eksi 1. Bunlar birbirine eşit mi? Eşit. 2n var, 2n var, 1 var, x var, x eşittir 1. N var, n var, 1 var, y eksi 1 var. Y eksi 1 eşittir 1, y eşittir 2. Tamam. Dolayısıyla x çarpı y nedir? 2'dir. Devam ediyorum. Bir AN diskinde demiş, vermiş tanımı. Olduğuna göre A 17 kaçtır? Bakın A 5'i vermiş mi? Vermiş. 5'ten başlayalım. A 6 eşittir A 5 artı 2. 6 diyelim. A 7 eşittir A 6 artı 2. 7 diyelim. Bakın n eşittir 5 için, n eşittir 6 için, n eşittir 7 için. A 8 eşittir A 7 artı 2. Nokta nokta nokta. Bakın hangileri gidecek? Bunlar toplayınca bunlar gidecek, değil mi? Bunlar gidecek. Dolayısıyla bu tarafta kalacak. Dolayısıyla ben burayı 17 yapmak istiyorum. Burada 16 var. Burada 2 var. Dolayısıyla bunlar gitti. Ne kaldı? A 17 eşittir A 5 artı kaç tane? 5'ten 16'ya kadar 12 tane 2. Yani A 5'te 7 idi. Burası da 24'tü. Cevabımız 31. Tamam. Konu testi 1'i de bitirdik. Şimdi geçelim konu testi 2'ye. Dizisinin ilk 10 teriminin toplamı kaçtır? Bakalım ne bulacağız. Birinci terim. Eksi 1 üzeri 1 çarpı 1. İkinci terim. Eksi 1 üzeri 2 çarpı 2. Bakın bu ne geldi? Eksi 1. Bu ne geldi? Artı 2. Üçüncü terim büyük ihtimalle ne gelecek? Eksi 3, değil mi? Yani bir artı bir artı bir eksi geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 geliyor. Değil mi? Yani eksi 1 artı 2, eksi 3 artı 4, eksi 5 artı 6, eksi 7 artı 8, eksi 9 artı 10. Tamam. Nedir? 2, 4 daha 6, 6 daha 12, 8, 14. Pardon, 6, 12, 20, 30 artı 30, 1, 4, 9, 18, 25, eksi 25, cevabımız 5. Tamam mı arkadaşlar? Listenin ilk 10 teriminin 100 teriminin toplamı kaçtır demiş. Bakın gene konu testi 1'de çözdüğümüz gibi a bölü n eksi b bölü n artı 1 artı pardon şeklinde yaptım. N var, n artı 1 var. Büyük ihtimalle 1'e eksi 1 gelecek ama çözüyorum. N artı 1 n. Ne oldu? A n artı a artı b bölü n artı 1. Altlar eşit. Burası 1'e eşit olacak. A nedir burada? Pardon, burası bn. A artı b eşittir 0. A eşittir 1. B eşittir eksi 1. Bakın dediğimiz gibi. Dolayısıyla ifadem ne oldu? 1 bölü n eksi 1 bölü n eksi 1. Birinci terim 1 eksi 1 bölü. Burası artı. Gene yanlış yazdık. 1 bölü 2. Artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Artı gidiyor. Yüzüncü terim 1 bölü 100 eksi 1 bölü 100
1, değil mi? İlk 100 teriminin toplamı. Birinci terim, ikinci terim, yüzüncü terim. Gitti, 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 gitti. 1 eksi 1 bölü 101. O da eşittir. 100 bölü 101. Tamam. Devam ediyorum. A kadresi vermiş, biçimde tanımlanıyor demiş. A onu sormuş. Biri vermiş. Gene ne yapayım? Biri bulayım. Birden başlayayım daha doğrusu. A 2 eşittir. A 1 eksi 1. 2 için A 3 eşittir. A 2 eksi 2. Geldim geldim. Bakın bunlar gidecek. Bu tarafta kalacak yani. A 10'u mu sormuş? A 10 için K'ya 9 veriyorum. A 10 eşittir. A 9 eksi 9. Gitti. Ne kaldı elimde? A 10 eşittir. A 1 eksi 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı. O da nedir? Son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2'den 5, 45. A1 neydi? 50. Cevap neydi? 5. Tamam. 50 eksi 45'ten cevap 5. AN ve BN dizileri biçimde tanımlanıyor. Buna göre B1 değeri kaçtır? B1 nedir arkadaşlar? Bakın buradan hemen. B1 eşittir A2'ye mi? O zaman da A2 buradan nedir? Bakıyorum. 2 üzeri 4 eksi 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 2 eksi 2 artı 1 bölü 2 artı 1. O da nedir? 16 eksi 8 artı 4 eksi 2 artı 1 bölü 3. 8, 12, 10, 11 bölü 3. Tamam. Direkt dediğini yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. B1'i mi soruyor? B'de en gördüğüm yere 1 koydum. A geldi. A2'yi soruyormuş meğer. A'da da en gördüğüm yere 2 yazdım. Tamam. Dizisinin kaçıncı terimi 29'dur? Dizisinin bu dizisi Cn olsun. Bu sefer Cn istedim. Kaçıncı terimi olsun? Ck eşittir. 3 üzeri k artı 2 eşittir 29 olsun. 3 üzeri k eşittir 27 oldu. K eşittir kaç oldu? 3 oldu. Tamam. Devam. Beşinci terimi kaçtı? Çok güzel. A5 eşittir. 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı 5'in karesi. Bu bunun 5'in terimidir. Cevabımız da 1 artı 2 artı 4 artı 9 artı 16 artı 25'ten 25, 50, 55. Bu dizinin 5'in terimi kaçtır peki? A5 eşittir. Bakın nereye kadar geliyor dizi? N eksi 1'e kadar geliyor. Tamam mı? Yani 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin karesi, değil mi? Artı 1 bölü 2'nin küpü artı 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti. 5 koyduğumuzda 2 üzeri 4'e denk geliyor burası. O yüzden. Bunu da topladığımız zaman kaç ediyor bu? Bakın. 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü 16'dan ne olur? 16 ile çarpıyorum. 16 artı 8 artı 4 artı 2 artı 1 bölü 16'dan 1, 3, 7, 15, 31 bölü 16. Yanlış cevap dedik. Adana. Tamam mıdır? Kısa olduğu için topladım. Formülize de edebilirdim ama gerek yok. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır demiş. Bakıyorum. Ne yapacağım bunu? Bir şekilde ona benzeteceğim. 3n artı 6 diyeyim. Değil mi? Niye? 3 katı olsun istedim. Eksi 10 olması lazım burası. Eksi 16 dedim. Doğru mu? Doğru. N artı 2'dir. Ne oldu? 3 oldu. 3n artı 6 bölü n artı 2 eksi 16 bölü n artı 2 oldu. Burası 3 oldu. Zaten tam sayı. Burayı tam sayı yapan değerler n artı 2'yi 1, 2, 4, 8, 16 yapan değerler. 1 olmaz, 2 olmaz. Çünkü n'in değerleri 1'den başlar. Minimum 3 olmalıdır. Kaç terimidir? Bakın 4, 8, 16 için nedir bu? Bir tam sayıdır. 3. Olduğuna göre demiş dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir dizinin genel terimi?
Bakın ne yapıyorum? Bir kere gene 1 vermiş, bana bir ipucu vermiş. 1'den başlayayım. N eşittir 1 için A2 eşittir 1 çarpı A1. Tamam. 2 için A3 eşittir 2 çarpı A2. 3 için A4 eşittir 3 çarpı A3 mü? Bakın nokta 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 geliyorum. Bunları ben taraf tarafa çarparsam, yani burayı kendi arasında, burayı kendi arasında çarpacağım. Ne olur? İkiler gitti, üçler gitti, değil mi? Sağlı sollu sadeleştireceğim. Yani sol tarafta kaldı. Dolayısıyla ben buranın n olmasını isteyeyim. N artı 1 yerine n yerine pardon, n eksi 1 yazarsam burası n olur mu? Olur. Dolayısıyla n artı 1'in n olmasını istiyorum. N yerine n eksi 1 yazıyorum. Tamam. Dolayısıyla ne oldu orası? A n oldu. Eşittir. N yerine n eksi 1 yazmıştım. Çarpı A n eksi 1. Tamam. Bakın bunlar da gitti. Bunlar da gitti. Burada A n eksi 1 gitti. Ne kaldı bu tarafta? A n kaldı. Tamam mı? Sağ tarafta ne kaldı? Birden n eksi 1'e kadar olan sayıların çarpımı kaldı. Bir de A 1 kaldı. Ya bura neydi? N eksi 1 faktöriyeldi. Doğru mu? Doğru. A 1 de 1 bölü 2 idi. Cevabım N eksi 1 faktöriyel bölü 2. Tamam. Anladık mı arkadaşlar bu soruyu? Tara tarafa toplama yaptım. Çarpma da yapabilirim. Buna bir engel yok. Listenin kaç terimi 15'ten küçüktür? Tak 15. Bitti. Kaç terimi sıfırdan küçüktür? Tak 0. Sıfırdan büyüktür. 2'den küçüktür. Direkt koyup eşitsizlik çözüyorum. Bu kadar basit. 3n eksi 1 küçüktür 15. 3n küçüktür 16. N küçüktür 16 bölü 3. Tabi burada n'in pozitif tam sayılar olduğunu unutmuyoruz. Tamam mı? N kaç olur? Burada 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur. Tamam? Yani 5'tir. Kaç terimi tam sayıdır? Ne yapıyorum bunu? N kare bölü N eksi 3N bölü N artı 6 bölü N şeklinde yazıyorum. Bura ne olur? N olur. Bura ne olur? Eksi 3 olur. Burada 6 bölü N. Bura tam sayıdır. Burada tam sayıdır. Ben 6 bölü N'i inceliyorum. N burada 1 olur, 2 olur, 3 olur, 6 olur. Başka da olmaz, değil mi? Kaç değer? 4 değer. Listenin çift doğal sayı olan kaç farklı terimi vardır demiş, değil mi? Ne yapacağım? N'e değerler vereceğim. Listenin çift doğal sayı olan terimlerini bulacağım. İki yolu var. Bir yolu tabii ki N'e ne yapacağız? Değerler vereceğiz. Kaça kadar değer verebilirim N'e ben? 20'ye kadar, değil mi? 21 verdiğim an eksi 1 olur. Eksi 1 olursa da doğal sayı olmaz. N eşittir 1 için 20 eksi 1 eşittir 19. 2 için 18, 17 nokta 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 kaça kadar gider? 20 verirsem 0'a kadar gider. 19'dan 0'a kadar nedir? 18'den 0'a kadar ikişerli gittiğim sayılar çift sayıdır. O da kaç tane sayıdır? Bakıyorum 18'den 2'ye kadar 9 tane var. Bir de 0 var. 10 tane sayı. Anlaştık. Diğer yol ne? 20 eksi n. 20 çift. N'in de çift olması lazım, değil mi? Birden 20'ye kadar kaç tane çift doğal sayı vardır? Ona bakıyorum. Tabii ki 2'den 18'e kadar olanlar. O da kaç tanedir? 10 tanedir. Anlaştık mı? Pardon, 2'den 18'e değil, 2'den 20'ye, 20 de var. 0 da oluyor çünkü. 2'den 20'ye kadar olan sayılar çift sayılar tabii ki de. 2'den 20'ye kadar kaç tane çift sayı vardır? 10 tane çift sayı vardır. Yani bunda ne yaptım? Bir hesap yaptım. Bunda ise direkt çift sayıdan çift sayı çıkardım mı? Çift sayı gelir mantığından gittim. İkisini de kullanabilirsiniz. Devam edelim. Genel terimi parçalı fonksiyon şeklinde verilmiş. Hemen A3 için 3. 4'ten küçük mü? Küçük. O zaman bunu kullan demiş adam. Tamam. 4'e büyük veya eşit mi? Eşit. O zaman bunu kullan demiş. 5, 4'ten büyük mü? Büyük. O zaman bunu kullan demiş. Topla demiş bunları. Eksi 3. Tamam mıdır? Devam ediyorum. AN sabit dizidir. Olduğuna göre P kaçtır? Sabit dizi. Yöntem 1. Neydi?
2 bölü 1 eşittir p bölü 1. Yani şuralar. Oradan p eşittir 2. Yöntem 2. a1 eşittir a2 yap. 2 artı p bölü 1 artı 1 eşittir 4 artı p bölü 2 artı 1. Buradan da p eşittir kaç? 2. Tamam. a3 de yapabilirsin. Fark etmez. Sabit dizide tüm terimler birbirine eşitti ya. O yüzden onu kullandım. Tamam mı? Cevap Edirne. Geldim. Son soruma. Üçgensel sayı dizisinin 8. terimi ile karesel sayı dizisinin 10. terimi. Bu soru tamamen ne bulundurmaya yönelik bana? Üçgensel sayı dizisinin n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyor mu öğrenci? Karesel sayı dizisinde n kare olduğunu biliyor mu? Başka hiçbir esprisi yok. Hocam ben unuttum ne yapacağım? Ne yapacaksın? Neydi? 1, 1 artı 2, 1 artı 2 artı 3. Bu şekilde genel terimini bulacaksın. Bu da neydi? 1, 4, 9. Bu şekilde genel terimini bulacaksın. Ne diyor? Üçgenselin 8. terimi ile kareselin 10. teriminin toplamı. 8 çarpı 9 bölü 2 artı 10'un karesi nedir? 4, 36, 100, 136. Anlaştık mı? Dizilerle ilgili bir sıkıntı var mı? Yok diye düşünüyorum. Basit. Mantığı nedir? 136 işaretleyelim. An var. N elemandır. Pozitif tam sayılar. Yani pozitif doğal sayılar. 0. Verilmeyiz n'e. Bir şekilde n'e değerler vererek terimleri, dizileri buluyoruz. Tamam mı? Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim. Basit. Ha, üçgensel sayı dizisi, işte karesel sayı dizisi, Fibonacci dizisi bu şekilde tanımlar da var. Bunlar zaten soruda veriyor. Vermezse de biz çıkarabiliyoruz. Mantığını anlıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Mantık, mantık, mantık. Ezber yok. Mantığını anlıyoruz. Ufak bir tane nüansı noktayı da ezberledik mi? İş bitmiştir. Anlaştık. Şimdi aritmetik dizi videolarına geçeceğiz. Beğendiyseniz videomuzu beğenip yorumlara istediğiniz her şeyi bize eleştirebilirsiniz de övebilirsiniz de ne isterseniz yazabilirsiniz. Aritmetik dizi videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve arkadaşlarınıza haber vermeyi unutmayın. Tamam? Haydi görüşmek üzere.